İyi değil mi? İyi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün abi inşallah bizim dersimiz oyun, oyuncak üzerine olacak. Allah Allah. Oyun ve oyuncak. Evet abi, oyun oyuncak. Böyle bir biz bir iflas müflis dersi yaptıktan sonra biz hayat-ı içtimaiye ve hizmet hayat-ı içtimaiye ve hizmet üzerine düşündük fakat hasbel kader bir oyunun içine girdik. Bu oyunun üzerine böyle bir çalıştık inşallah onları aktarmaya takdim etmeye çalışacağız. Ya ben hiç böyle ömrümde böyle bir ders duymadım ya. Oyun ve oyuncak. Hepten abi bu oyun oyuncak öyle bir şey oldu ki bizim için Risale-i Nur'un mahiyeti, zamanın, Risale-i Nur'un üstadımızın buyurduğu, Risale-i Nur'un değeri zamanın dehşetinden geliyor dediği meseleyi bir kendi kabiliyetimizce anlama, dava adamı olma, Hizb-ül Kur'an ve Hizb-ül Şeytan mukayeseleri noktasında çok istifade ettik. Ben hatta Fihrist'i okumak istedim abi ilk başta. Fihrist'imiz oyun, manası, oyun çeşitleri, oyunun maksadı, oyunun metotları, oyuncak, oyuncak olmamanın yolu, oyuncu, gerçek vazifedarlar olan Hizb-ül Kur'an, vazife, Hizb-ül Kur'an kimlerdir? Hizb-ül Kur'an mesleği, Hizb-ül Kur'an olan Risale-i Nur, Hizb-ül Kur'an ve Hizb-ül Şeytan karşılaştırması, Hizb-ül Kur'an ve Hizb-ül Şeytan mesleklerinin esasları ve neticeleri, evet, bir de şeytanın oyun kurma mahalli diye bir de şöyle bir çok nasıl desek bilemiyoruz ama Hizb-ül Kur'an'la Hizb-ül Şeytan'ın karargahlarını bulduk. Allah Allah. Toplantılarına katıldık. Bu toplantılar Risale-i Nur'da varmış zaten. Bir ipucu verin oraya gelmeden. Zamanın mebusu olarak üstadımız da bu toplantıda sürekli bulunuyor. Orada sürekli planlar yapılıyor. Karşı taraf da planlarını yapıyor. Onların üzerine şu anda bir Hizb-ül Kur'an ve Hizb-ül Şeytan arasında kanun-ü mübarede devam etmektedir abi. Allah Allah. Evet abi. Böyle bir fihristimiz var. Ben bunun belgesini de hazırladık da abi. Belki burada bir değişiklikler olur diye ben paylaşmadım. Aksi takdirde biz bunu PDF olarak da hazırladık. Bismillah. Oyunun manası, sözlük manası insanın vaktini hoş geçirmesine, oyalanmasına yarayan genellikle belli kuralları olan eğlence. Eğlence, heva ve hevesi tatmin işi. TDK manası yetenek ve zeka gerektiren belirli kuralları olan eğlence, beden ve kafacı yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan yarışma, kumar, hile, desizli, düzen, entrika, şaşkınlığa sebep olan hüner. Bunlar sözlük manaları. Şimdi Risale-i Nur'da üstadımızın oyunla ilgili yer yere toplamaya gayret ettik. İlk olarak Asar-ı Bediye 577. sayfada şöyle bir şey diyor. Bizans bir kafadır, fırkacılık cünunu, o bizzat birisi müteharrik değildir, bilvasıta dönüyor. Kulağına Avrupa telmim ile uyutup telkin ile üflüyor, burada onun başlıyor. Madem oradan giriyor, ya menfidir ya müsbet, menfi ise harf gibi gayrın menfaatine delalet ediyor. İhtiyar selb oluyor. Niyeti tesir etmez, müsbeti de ise benziyor, bir manali ismiyle bizzat eder nefsine delalet ve hem hizmet sonra vasıt olur. Burada abi oyun kendim ile uyutma ve sonrasında telkinlerle başlıyor diyor. Tenvimi araştırdık ama kısaca şu abi, tenvim melekût ile bağı koparma. Yani oyun, melekût ile bağın koparılması ve uyutmayla sonra da telkin edip üflüyor. Burada oyun da başlıyor. Ayrıca
Oyunda o zaman şöyle denir, mefhum muhalifse ile uyanık olan oyunda değildir. Artık oyun mana ismidir. İlk manada. Mana ismi ise nefsine delalet eder, nefsine hizmet eder, sonra vasıta olup oyunda oyuncak olur. Manayı harfi ise zaten doğrudan oyuncaktır. Burada tabi bu paragraf okuduğumuz yer dahi çok muhteviyatı çok geniş geldi bize, ancak uzamaması adına böyle bir giriş yapalım. Yani oyun tennim ile uyutma ve telkin ile üflemeden sonra başlıyor. Böylece oyun başlıyor. Yani bir oyun var. Kastamonu 262, Adapazarı zelzelesinin aynı gününde zelzeleden birkaç saat evvel umumi ve herkese göstermek için bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan 450 çırılçıplak olarak ağlayışla çarşı ve pazarda gezdirilerek cazibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan 1000 kişiden fazla seyirciler oyun başlarken birdenbire arz, kemal-i hiddet ve gayz ile onların hayasız yüzlerini dehşetle tokatladı, mahvedip zir-i zeber etti ve o binayı hak ile yeksan etti. Buradan şöyle bir istifademiz oldu. Oyun herkese gösterip cazibe ile kendine çekme maksadıyla yapıldı. Oyunun mahalli çarşı pazar ise herkesin ciddi ve ihtiyaç dahilinde olan işlerini yapmak için toplandıkları yer. Yani oyunu aslında işi olan, meşguliyeti olan, bu yüzden toplanmış, bu insanların toplandığı yerde oyun icra edilmeye çalışılıyor. Sonra ise maksadına alet edeceği yukarıdaki atıfta beyan ediliyor. Burada her kelime üzerinde durulabilir, ancak mukaddeme nevinden bunları vermiş olalım. Yoksa çırılçıplak denmesi mesela bir noktada vazifesini bırakmış askerin üniformasını çıkarması diyebiliriz. Yahut vücudu çıkarıp adem diyebiliriz. Adem hesabına çalışmak noktasında. İlahi. Çuvalar 584'te bir yer var abi. Yukarıda ilk okuduğumuz yerde ihtiyaç selb oluyor demişti. Niye tesir etmez demişti. Bunlarla alakalı ihtiyarı, oyunda ihtiyarla irtibatlı yerlerden bir tanesi. O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikab ederler. Biraz atladık. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebailleri ve bid'aları biraz cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestleri etrafına toplar, sersem eder. Yukarıdaki tenvin ve telkine burada biraz açmış oldu. Lehviyatlar, kebairler, bid'alar oyunun başlamasından önceki tenvin vazifesini görüyor denebilir. Ayrıca hem tenvin vazifesi görüyor hem de orada demiştik tefrika. İleride gelecek inşallah ama tefrika oyunda çok önemli. Yani oyunun başlaması için bir tefrika olması lazım. Yani ilk başta oyunu kuran, ileride tanışacağız kendisiyle. İlk başta bir cemaati bölüyor, tekleştiriyor kişiyi. Mesela gece uyumak, gündüz çalışmak lazımken gece uyanık bırakıyor, gündüz uyutuyor mesela. Yahut birisini etrafındaki yol arkadaşlarını kızdırıp ben kendi başıma hareket edeceğim diyor. Ki buradan da üstadımızın zaman, cemaat zamandır demesi bu oyun noktasında bize bir şuur oldu yani. Sözlerden abi bir yer var. Yine ihtiyarla alakalı. Kameranı biraz... Suyu ihtiyarından neşet eden küçük sarhoş. Kameranı biraz ortala. Yani sen kenarda gözüküyorsun. Evet, Çünkü yaklaştıkça sola kayıyorsun bu sefer. Evet abi. Suyu ihtiyarından neşet eden küçük sarhoşluğuyla ve dalalet divaneliğiyle Sani Hakim'in şu misafirhani dünyasında tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehhüm edip ilahi. Burada da şu var, oyuna ihtiyaren giriliyor abi. Daha sonra oyuna girdikten sonra ihtiyar selb oluyor.
Yani tenvin ve o tefrika, tenvin, sonra kendisine telkin edilmesi başta, ilk başta bunlar ihtiyaren yani kaçınılabilir, dahil de olunabilir. Oyunun maksadı burada çıkmış oldu, küfür ve dalalet. Davud, tenvine ne demiştin? Tenvin abi, tenvin melekutla kişinin aklını, kalbini, ruhunu melekutla bağını koparma abi. Mesela üstadımız diyor ki abi, deve kuşu gibi avcıyı görüyor, uçamıyor, kaçamıyor, başını ta kuma soksun, görünmesin diyor abi. Bunun gibi yerler var. Diyor ki aklı tenvim edip, ruhu tenvim edip, o elemleri hissetmesin diyor. Ondan öyle bir istifademiz oldu yani tenvimle alakalı. Maşallah. Oyunun çeşitlerine geldik abi. Oyunu biraz böylece aktarmış olduk. Oyunun çeşitleri Bamya 278, sosyalizm ve bolşevizm oyunları. Alem-i insaniyetin fıtratı, hayatı, hakikiyesini unutturmak. Sosyalizm, bolşevizmin manalarına baktık abi. Onu da üstadımız çok güzel, zaten sözler 148'de özetlemiş mükemmel bir şekilde. Ondan manalarını vermeye gerek yok. Diyor ki, özetle anladığımız, istifade ettiğimiz her türlü ahlaksızlık ve tecavüzata kapı açan, serseri ve fakir olanlara, zenginlerin mallarını helal eden oyunlardır. Sosyalizm ve bolşevizm ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor diyor üstadımız. Bu da işte oyunun maksadına geleceğiz. Fıtratı, hayata hakikatesini bozuyor. Bu aklımızda kalsın inşallah. Tarihçi hayat 628. Ben bütün müsbet ilimlerle, asrı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserleri telif ettim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Dedi üstadımız, üflüyordu telkinle. Başta oyun için demişti. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktu. Mantık doğru düşünmenin kurallarını inceleyen felsefi bir disiplinmiş. Buradan da denilebilir ki nasıl tehayyülü bozacak oyunlar vardır. Bunun gibi tasavvura hücum eden oyunlar vardır. Başta geçtiği gibi hem tefrikalaşma hem tenbin hem de oyunun kendisi oluyorlar. Kur'an yerine küçük ve büyük alemde enelere söz hakkı veriyorlar. Kastamonu 118'de şöyle diyor. Zalimlerin satranç oyunları. Asar-ı Bediye 434'te de bunu açmış üstadımız. Dünyaya bir melabe nazarıyla baktığım ima ve işarettir. Zaten şuunat-ı dünya satranç oyununa benzer diyor üstadımız. Yani bir melabe diyor dünyaya. Şuunat-ı dünyaya da satranç oyunu diyor üstadımız. Oyunun maksadı sözler 625, bugün abilerimiz Dima grubunda da paylaştılar bunu. Üçüncü yüzü dünyanın, insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabeyi hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir çünkü fanidir, zahildir, elendidir, aldatır. Buradan şöyle bir bizim çıkarımımız oldu. Şeytan küçük alemin kalbi olan insan kalbini, büyük alemin kalbi olan kainatın arşının en cami aynası olan arzı fesada vermeye çalışıyor. Böylece o üçüncü yüze düşürmeye çalışıyor. İlk iki yüzden bağları koparmaya çalışıyor. Birkaç atıfla bu ifadeleri tespit edeceğiz inşallah. Şuala 315. Tahrip kolay olmasından, hususan oyunun maksadını okuyoruz şu anda. Böyle haylaz gençlerde o herif bana çok sıkıntı vermesi ve o gençleri ifsad etmesiyle bildim ki sözlerin irşat ve ıslahlarına, sizlerin irşat ve ıslahınıza karşı zındıka ifsada ve ahlakları bozmaya çalışıyor. Oyunun bir maksadı bu.
ifsada ve ahlakları bozmaya çalışmak. Sözde 531, fıtratları safiye ve secciileri samiye, yani gücü olan sahabeler. Buradan da fıtratın safiliğini bozma, secciileri pest ahlaka çevirme diye istifademiz olur. Manayı muharifiyle. Mesnevi Nuri 330, vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişurdur. Akıl tatil eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan saniye unutamaz. Kendi nefsini inkar etse de, onu görür, onu düşünür, ona müteveccihtir. Burada işte melekuta bakan vicdanı aldatıyor diyorlar. Onu da inşallah evet şurada demişti ya, fıtrat-ı zişurdur. Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişur. Mesnevi Nuri 100'de şöyle diyor: fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu millet. Yani oyunun maksadı fıtratı bozmak. Emre. Ve veya bu ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmak. Kameraya bir şey kaydolmaz. Lemolar 305, tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikat-ı hariciye sahibi ise bir şeriat-ı fıtriyede şari olamaz. Oraya. Buradan koltuk. Şöyle bu atıkladın abi. Bağlı 278'de birleştirince oyunların maksadı okuduğumuz yerler birbirine muhalif gibi görünüyordu. Bir kısmı küçük aleme bakıyordu, bir kısmı büyük aleme. Küçük alemde ve büyük alemde fıtratı unutturmak yahut bozmaktır. Kainattaki kanunların ifrat ve tefrit mertebelerini öne getirip istikametten uzaklaştırmaktır ki o Adem'e, böylece Adem'e müncel oluyor. Bu fıtratı unutturmak ve ifrat ve tefritte bu neydi bu? Bir de söyler misin bu? Oyunun maksadı abi. Uyumak. Oyunun maksadı fıtrat abi. Küçük alemde ve büyük alemde fıtratı bozmak. Vay be. Birazdan bir atıf daha gelecek abi. Şöyle abi. Akılın vahiyle, küçük alemde aklın vahiyle bağlantısını kesecek. Büyük alemde ise Esma-i İlahiye'nin azami tecellisi olan arşla dünyanın, yani küre-i arzın dünyanın üçüncü yüzüne düşürecek şekilde alem-i şehadeti bağlı kesecek. Üçüncü yüze düşürecek. Oraya da takabilirsin. Evet abi. Şöyle bir yer var abi. Sözler 172. Ekser nasın, o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Şeytan oyunlarıyla nasın ekserisini hizbül şeytan tarafına çekmekle hizbül Kur'an'a galebe eder. Burada abi oyunun maksadı şu oldu. Oyunun maksadı normalde o güruh, Hizb-ı Şeytan güruhu isim verdik şu anda. O güruh azdır ama fiilen veyahut iltizamen veyahut iltihaken kendilerine taraftar ederek böylece kesir hükmüne geçiyorlar, çokluk hükmüne geçiyorlar. Böylece Hizb-ı Kur'an'a galebe maksadında var. Yani maksadın bir tanesi de bu. Yukarıdaki ifsalat ise bu maksada mebnidir denilebilir. Yani yukarıda saydığınız fıtratları neden bozuyor? Küçük alemde, büyük alemde neden fıtratı bozuyor dendiğinde aslında maksat Hizb-ı Kur'an'a galebe etmek. Yani küçük alemi neden bozuyor? Küçük alemi bozup niye bozuyor? Aslında onu alacak. Birazdan inşallah gelecek abi. Kendi maksadına alet edecek. Böylece kendi maksadı için çalışır. Mesela şeytan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüğünde hani sormuş, en çok kimden nefret edersin? Bir senden nefret edin demiştim. Yani büyük alemde aslında İslamiyet'e karşı bir savaş var. Buradan bu oyunla birlikte tabiri caizse kendine
oyuncaklar, oyununa alet edecek aletler ve oyuncaklar devşirdi diye istifademiz buradan bu istifadeyi çıkartmalıyız. Şimdi bu oyunun biz manasına baktık, çeşitlerine baktık, maksadına baktık. Şimdi inşallah metotlarına bakacağız. Yani bu oyunun oynamak için tenim edecek, daha sonra telkin edecek, işte fıtratları bozacak, nasıl yapacak bunları? Sözler 188, hem ey şeytan, burada doğrudan şeytan diye söyledi, batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mugalata ve mukabere ve ifal ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı inkar eden inkar ve küfür. Oyunun zaten maksadı buydu, okumuştur. Dalalet ve küfür demişti. Burada inkar ve küfür dedi. O bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Bu insan suretindeki hayvanlar meselesi inşallah bir ileride gelecek. Bir metodu buymuş. Yani gaflet malzemelerini kullanıyor. Dalalete düşürecek malzemeleri. Görenek, ifal, ilahi. Levalar 80'de şöyle bir şey var abi. Dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki pek kolaydır. Hareket istemez. Terk var. Hem tahrip var ki çok sehildir ve asandır. Az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki az bir amel ile çoklarına zarar verir. İhafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandır. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif insaniyeyi insaniyetkârhane ve akıbet endişane olan vazifelerinden vazgeçiliyor. Şimdi inşallah ileride de gelecek abi. Ben evet biraz sabredip orada söyleyeyim. Söyleyeyim abi. Şimdi abi oyun için şöyle bir şey vardı. Bir oyun genelde oyuncak dediğimiz zaman bir çocuk aklınıza gelir hemen. Çocuğa da genelde anne babalar oyuncağı neden verildiğinde başından savmak. Çocuk orada kendince eğlensin, kendince meşgul olsun da biz biraz rahat edelim diye düşünülür. İkinci bir manası da bir şey öğrensin diye. Ama bir şey öğrensin dendiğinde ona oyuncak değil de işte eğitim malzemesi, eğitim materyali gibi bir mana verilir. Buradan da şöyle bir şey çıkıyor abi. Oyuncak da var. Bir de öğrenmek için, eğitim için bir malzeme var. Yani oyuncak karşılığında eğitim malzemesi, öğrenme malzemesi. Burada da zaten hakiki vazifelerinden vazgeçirdik dedi. Yani oyuncağı anlatmış, oyunu anlattı. Burada ise hakiki vazifelerinden vazgeçirip oyuna dahil et. Yani ilk başta da okumuştuk. Pazara, çarşıya neden geliyordu insanlar? Mesela çarşıya alem sergilebiliyor üstadımız. Çarşıya gelmelerinin nedeni burada bir ticaret yapacak. Ama oyununu çarşıda kurmuştu. Orada cazibe derhane bir dört tane büyük kızları toplayıp cazibe derhane bir şeyi çarşıda sergilemişti. Çarşıda vazife, herkes ciddi işler için gelmişti diye bir istifademiz var. Levalar 73, şeytan ve ins ve cinnin kainattaki müthiş asar ve tahrip kerhaneleri ve envai küfür ve dalaletleri ve şer ve mehaliki yaptıkları halde zerre miktar icada ve hilkate müdahaleleri olmadığı gibi mülk-i ilahide bir hissi iştirakleri olamıyor ve bir iktidar ve bir kudret o işi yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataletlik, hayrı yaptırmamakla şerleri yaptırıyor. Yani hayır burada vazife diye yukarıda istifademiz olmuştu, tespitimiz olmuştu. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer, tahribat nedeni olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Uzun oldu biraz ama çok gerekli diye. Belki bir emr ademiyle bir şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur. Şeytan ve hizbi
Burada abi şu tespitimiz oldu. Oyunda şeytan ve hizbi bozmak üzerine işlev görüyorlar. Yani oyun dediğimiz şey bozmak üzerine olan ademi, kainattaki cemali ve celali esmanın cilvelerini küfür ve dalalet ile örtüp şerlere sebebiyet veriyorlar. Kendi oyunları vücudu suistimal ve tahrip ile ademi hale çevirmekten ibarettir. Vücut rengini almış, Adem üzerine çalışıyor. Diyerekten oyunu burada bitirmiş olduk abi. Oyuncağa geldik sıra. Sualar 463. Hadsiz bir hayat ebediye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak. Oyuncaklar hayat ebediye çalışmayı ve imanı hizmeti bırakmayı, onlara atılmayı netice veriyor. Yani vazifeyi bırakıp kendilerine atılmayı netice veren şeyler üstadımız oyuncak demiş diye biz böyle bir noktayı nazarımız oldu yani. Oyuncak deyince bundan sonra hayat ebediye çalışmayı ve imanı hizmeti bırakmaya sebebiyet veren her şey. Sözler 236, hem onur ile kainattaki harekat, tenevvülat, tebeddülat, tegayyürat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklarından çıkıp birer mektubat-ı Rabbani'ye, sahife-i ayat-ı tekviniye, meraya-i esma-i ilahiye ve alem-i bir kitab-ı hikmet-i samedaniye merkezine çıktı. Oyuncak, böylece oyuncak şahit olunanların esma-i ilahinin merayası olmayıp tesadüfen olduğu nazarıyla çıkıyor. Yani vazifesizlikten çıkıyor yine oyuncak. Bu oyuncak oluyor. Evet, böyle olan oyuncak oluyor. Sözler 258, medenilerin yaptığı gibi hezeniyat suretinde bazı oyuncaklara, o pek ciddi ve ciddi alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip kendi yerine ve oyuncaklara celbetmek değil. Burada hezeniyat hezlin çoğulu, hezl abi o da faslın zıttı, fasl ise hak söz, hak ile batılın arasında fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza demek. Fasl hak söz demek, hak ile batıl arasında fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. Yani ne, böyle, ne anlayacağız ben bundan mesela, bana lazım olanı söyle. Şu abi, oyuncak hak ile batılı ayıramamaktan alemin vazifedarlarını hürmetsizlik etmenin ifade edicileri oldu. Çünkü fasıl hak söz, hezil böylece batıl söz oldu. Yukarıda da hezeliyat gibi oyuncaklar demiş üstadımız. Böylece hak ile batılı ayıramamaktan, yani hak ile batılı ayıramayınca doğrudan oyuncaklık neticesi geliyor. Şey Davut. Eğer, Davut, böyle bir telaffuz ettim. Hak ve batılı temiz edememek var ya, ayıramamak. Evet abi. Ayırmanın yaşı neymiş biliyor musun? Evet abi. Sinirüşt. Evet abi. Çocuk yapabilmek gibi o bedensel kanun ilahi sinibulu. Hak batılı ayırt edemeyene sinirüşte gelmemiş. Osmanlılar'da, ecdatta evlenme yaşı seni bulu değil, seni rüştü. Onun için değişirdi. Yani yaş onun için değişir. Mesela ustad buna diyor ki, sakallı çocuklar diyor. Sakallı derken sakalı gelmiş. Ama kafa 10 sene geriden geliyor. Dünyada 10 sene kalmış, güneşi fazla görse ne olur? Kafası karanlık. İşte temiz yaş o. Evet, devam et abisi. Güzel gidiyor. Abi, böyle olanların her yaptığı oyuncakla meşgul edilmiş. Evet. Yani fıtratta bir eksiklik yok. Oyuncaklarla meşgul olursan temiz vasfın, sıfatın çöküyor. Bu bugün cep telefonu, eskide başka bir şeydi. Televizyondur. Duyduklarıma göre bugün duydum, Hint filmleriymiş, bilmem nelermiş böyle. Bunlar, bu ilk defa duydum. Dedim ne, anlamadım onu. Bir tanesi biraz anlattı. Ne yapıyor? Bu temiz yaşı var ya işte, sinir, rüşt.
reşit olmak. O geriden geliyor çok. Onun için evde kavgalar oluyor. Bakıyorsun 25-26 yaşında kız, 30 yaşında oğlan idare edeceklerdi. Ama bir bakıyorsun ki kendini idare etmekten aciz, bu karşıyı idare edecek. Bu sinir rüşt değil. Ben biraz böyle oyuncağın eylemsel halini istiyorum ki böyle benim ne işime yarayacak. Buna dikkat et. O da işte o kavgalar da aslında şimdi oyun, burada oyun başlar demişti. Maksadını yapmış oluyor. Tefrikaya düşünüyor. O da artık oyuna başladı. Kuvve-i maneviyelerini zil üzerine ödüyor böyle. Evet. Davut abi, ben de bir şey sorayım mı? Tabii, buyurun abi. Abi, şeytanın Hazreti Adem'i cennetten çıkarmaya vesile olmasındaki yaptığı şeyler de bir oyun mudur? Öyle tarif edilebilir mi? Evet abi, yani buradaki şeyimize göre aldatmak, oyunun bir sıfatı da aldatmak abi. Aldatmak üzerinde kurduğundan dolayı denebilir abi. Şey, o zaman sorunun devamı şöyle. Çekme Sorunun devamı da şöyle sorayım abi o zaman. Orada Hazreti Adem fıtratının iktizası olan malum günahı işledi diyor. O zaman bu oyuncakların bizde karşılığı var abi sanki. Fena maden şeklinde mi artık? Nasıl olabilir? Az önce abi ne diyor abi? İnsandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü ve hürriyeti. Burada damarları kötüyor. Hani üstadımız diyor, benim diyor çok damarımı aradılar, bulamadılar diyor. İşte desisi, altı desisi şeytaniyeyi sayıyor aslında üstadım. Enaniyet cihetinden bir şey bulamadılar. İşte dünyaya beş para vermediğimizi anladılar. Hukuka cihetinden saldırdılar. Böyle arıyorlar abi sürekli. Sürekli arıyor. O ararken de hatta şöyle bir şey oldu abi, bir istifademiz. Üstadımız sürekli şey der, işte ajan mı diyordu, öyle bir şey diyor. Ajan, ehli dünyanın ajanları mı diyordu, tam hatırlayamadım ama. Casusları. Evet, casus. Abi biz şöyle bir şey istifademiz oldu, şeytan kendi oyununda oyuncak ettiklerini telkinlerle yolluyor, mesela ehli imanı, ehli hizmete, onun zayıf damarları diyor ki ya işte bu ekonomi ne olmuş ya? Ya kardeş sen de çok iyi biliyorsun, şu manayı bir anlatsana, soru soruyor mesela, sen ne düşünüyorsun diyor. Sen ne düşünüyorsun deyince enaniyete organ, doğrudan enaniyet damarını yokluyor mesela. Veyahut işte milliyetçilik damarından, desteği şeytaniyeden böyle yokluyor ki o onun casusu olmuş oluyor bir nebze. Yani bir noktada casusu gibi hareket ediyor ama o bilmiyor. Üstadımız ona zaten birazdan diyecek ki şuursuz bir şekilde şuurlu olan düşmana alet olmak diyecek. Öyle abi. Devam et. Tamam abi. Biraz abi şöyle evet biraz atlayayım o zaman ben abi. Lamalar 116, muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibeden oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir dedi. Oyuncak cazibeden, hevesat ve fantaziye uyutucu. 224, kendini uyutturarak ve unutmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayat yaşayacak. Yani o tenvim noktasında bakınca kalp ve ruh ve akıl bağırmaya başlayınca şeytan onun eline oyuncaklar veriyor ki orada aldatacak, iptali his edecek. Bu yüzden abi sizin bahsettiğiniz filmler, sosyal medyayla meşguliyetin yollarını açıyor böylece. O aslında maksadı şöyle bir şey var abi. Hizb-ül Şeytan oyununda Hizb-ül Kur'an'ın İslamiyet'in getirdiği her bir şeye karşılık abi bir şey koyuyor. Mesela Kur'an için Lemaat'ta diyordu ya, Kur'an'ı anlatıyor, diyor ki onun diyor karşılığında romanları vermiş. Mesela romanları getirmiş. Kur'an'daki hakikatleri karşı onunla uyutuyor.
Hatta bir tane ne demişler? Ezanı kaldıralım, güngün vuralım. Hep böyle karşılığına hep bir şey koyuyor. Vücudi mananın yerine ademi ne koyabilir? Sürekli ademi ne koyabilir mi? Hep böyle bir şeyler geliyor. Yani mesela ulvi hüzünler yerine şarkılarla süfli hüzünlerle onu tatmin etmeye, uyutmaya çalışıyor. İlahi yani bu şekilde karşılığına hep bir şey koyuyor. Sürekli bir şey koyuyor. Şu anlar 455, onun için göz boyamak niyetinde ve efkâr-ı âmeyi aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını, yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi bana bir sene ceza verilmez. Oyuncaklar böylece göz boyamak ve efkârı aldatmak, yalanları setretmek için de kullanılıyormuş. Biraz atlıyorum abi. Oyuncak olmamanın yolu diye bir şeyimiz var abi. Oyuncak olmamanın yolu. Mesnevi Nuriye 77. Arkadaş vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri birer yıldız, birer lamba vaziyetlerini, vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hak-ı şer'i zulmetli dalalet yollarında telemmu ediyorlar. Yani güneş gibi parlıyorlar. O yollarda insan zerre miskal sünnetlerden inhiraf ve udur ederse şeytanlara mel'ab. Arapçasında layık ediyor, oyuncak. Evhama merkep, ehvale marez, dağlar gibi yüklere matigi olacak. Yani burada böylece oyuncak olmamanın yolu sünnet-i seniye ve ahkam-ı şer'iyeye tam riayet çıktı. Ve şu var abi. İşaret diyeceğiz 107. Ahlak-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kis girerse rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur. Diyor. Bunlara zaten çok açık abi. Bir de şöyle şu iki tane ayet aldık abi. Nisa suresi 76 diyor ki İnne keyle şeytane kendine daifa. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Araf suresi 183 ise şöyle diyor. İnne keydi metin. Şüphesiz ki benim hilem metin. Yani burada da Hizbül Kur'an'da Hizbül Şeytan'ın taraflarındaki haller. Oyuncu var bir de abi. Bir de oyuncu var. Sözler 56. Hem bu gördüğümüz icraat hakimane ve ef'al kerimane, ihsanat-ı rahimanenin sahibine haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarının inkılabıdır. Oyunculuk sıfatlarından önce bazıları sefihlik ve gaddar zalimlikmiş. Hakikatlerin zıtlarının inkılabı demekle de böylece oyunun maksadı burada yine gözüktü. Şöyle bir şey var abi, oyuncularda takım oyunundaki 20. lemadan istifademiz, takım oyunundaki ehli dalalet takım oluyor. Aralarında rekabet olmuyor, maksatları olan dünyevi menfaate koşuyor. Evet. O zaman şu, cemaat mesela futbolda değil mi? 11 tane bu adam olunca orada rekabet olmuyor. Pastaşıyorlar. Yani bütünleniyorlar. Onun için cemaat olunca bu ruh her fertte oluyor. Yani pastaşma, yardımlaşma oluyor. Fert fert kalınca rekabet damarları çıkıyor. İşte cemaat zamanı, cemaat olunuz. Hatta İki kişi yolda yürürken diyor Allah Resulü, bir tanesini şey seçin, rehber seçin. Cemaat, Kastamonu layıkasında ilk mektup neyle başlıyor biliyorsunuz. Cemaat olmanın lüzumunu anlatıyor. Demek ki cemaat olmayan her fert oyun
olmaya da alet olabilir. Oyuncak da olabilir, oyun da olabilir. Bu ruhtan, bu oyun, oyuncaklardan, oyuncu olmalardan kurtaran cemaat ruhu. Devam. Abi şöyle bir ifadeniz var. Oyunda oyuncaklar şuursuz aletlerken oyuncular ise oyundan haberdardır. Bu çok ehemmiyetli bir nokta diye bizim nazarımıza çarptı. Bu vecihten şeytanın maksatlarına şuurlu hizmet edenler oyuncular safında. Diğerleri ise şuursuz bir şekilde şeytanın oyununa alet olmuşlardır, oyuncak olmuşlardır yahut şuursuzca hizb-i şeytan tarafına girmişler. Ya. Mesnevi'de evet tamam. Şöyle diyor abi, 102 zaman cemaat zamanı. Biraz atlayalım. Orada ayrıca şöyle devam ediyor. Bilirsiniz ki bedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şeairini tahrip ediyorlar. Oyunun maksadı. Öyleyse zaruri vazifeniz şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yani dava adamının burada hedefini çizdi. Yani oyuncuya bedel, Hizb-i Şeytan'ın oyuncuları varken Hizb-i Kur'an'ın da vazifedarları var ki onların makasıtı da şair, ihya ve muhafaza. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardım. Şeairde tehavün zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşkiye eder diyor. İşare edeceğiz. Badıllı 201'de abi şöyle diyor. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında diyor, ilâ şeyatînihim. İşte buna göre ayet, münafıkların istinadgâhları, büyük şeytanlar olan reislerine gidip iltica ettiklerini ifade etmektedir. Yani burada biz abi oyuncu deyince, yani bulabildiğimiz açık mana olarak münafıklar oyuncu olmuş oluyor. Onlar kasten bilerek yapıyor. Yine 207'de işaret edeceğiz batılıkta, onların şeytanları, münafıkların reisleri kendilerine derler ki, eğer siz bizimle beraber iseniz ve bizim mesleğimiz değilseniz, şu müminler tarzındaki hareketiniz ve onlar gibi görünmenizin hali nedir? Bu vaziyette ya müminlerin mezhebindensiniz ya da mezhepsizsiniz. Buna karşı münafıklar kendi şeytanı olan reislerine özür beyan ederek, innemâ nahnu mustehziûn, kendilerinin İslam'ın herhangi bir şeyine dahil olmadıklarını tasvir edip cevap verdiler. Diyor abi. Buradan da oyun kurucu şeytan çıkmış oldu. Yani oyun kurucu İslam'ın şeairini tahrip eden zıtlarımız ve hasımlarımız olan oyuncuların oyununu kuran şeytan. Oyuncular ise zahir olarak bizim bulabildiğimiz münafıklardı. Onlar bilerek yapıyor çünkü. Kafirler de bilerek olur, bilmeyerek olur. Ama münafıklar için zahir olarak oyuncu oluyorlar diye ifade ediyor. Gerçek vazifedarlar olan Hizb-ül Kur'an'a geldik abi. Şimdi oyunu, oyuncakı ve oyuncuyu vermiş olduk. Şimdi vazifedarlar olan Hizb-ül Kur'an. Evet abi, şöyle diyor. Bir çocuğu meşgul etmek, baştan savmak, hissini unutturmak, ilahi gibi maksatları ve oyuncakları eline verilirken hangi bir talim, terbiye, diplom gibi maksatlarla da oyuncakları mı alıyor? Ancak bu ahitli durumda oyuncak değil de bir maksat için kullanılan ehemmiyetli aletler sırasına geçer. Öyle de her şey manayi harfi, manan ismi, niyet, nazar noktasında hüküm alıyor. Mesnevi Nuri 51'e göre. Böyle bir maksatta olan çocuk ehemmiyetli bir vazifeyi deruhte etmiş oluyor. Aynen öyle de Kuralları 218'den çıkardığımız. Emanet-i Kübra'yı omzuna alan insan vahyi muhataplığı nispetinde vazifeden memur olup Hizb-i Kur'an'ın askeri rütbesini alıyor. Kastamonu 118. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri Baki Elmas'a mütevzi olan hakaik-i imaniyenin vazifesi içindeyken zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlarla bulaştırmamak gerekti. Cenab-ı Hak
bize nur ve nurani vazifeyi vermiş, onlara da zulümlü, zulümatlı oyunları vermiş. Burada da açık olarak oyunun karşısında vazife olduğunu üstadımız açık olarak söylüyor sanat olarak. O zaman Hizb-ül Kur'an kimdi? Lemalar 80'e göre ehli, yani bizim istifademiz. Ehli hidayet ve başta ehli nübüvvet, başta Habib-i Rabbil Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Sözler 52. Sultan Ezeli'nin nihayetsiz envai cünurundan melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi. 152. Şualar 152. Velillahi cünurdu semavati vel ard. Zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cünurdu Rabbaniye. Burada ne yapayım? Namazda İyyâken âbudu ve İyyâken estaîn deyince her bir mümin kendi küçük alemindeki cihad-ı ekberin noktasından bütün bu cünudun vazifedarların hesabına Rabbul Alemin'le muhatap olup ettehiyyâtü'de de Hizb-ül Kur'an'ın lideri olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasında biatını ifade etme manası çıkıyor ki böylece her bir namaz vakti bir askerin içtiması şeklinde olmuşum. Hizb-ül Kur'an'ın mesleği nedir? Hizb-ül Kur'an'ın mesleği ehli hidayet ve başta ehli nübüvvet ve başta Habib-i Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleği kutsız. Hem vücudi, hem sübuti, hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasatı mühimme bulunduğundandır. Burada abi Hizb-ül Şeytan'ın mesleği hazır zamanla çalışırken, Hizb-ül Kur'an ise ezeli ve ebedi bir vücuda mazhariyetin envarını gösteren bir meslekte vazifeden oldukları burada çıkmış oluyor. Akıbeti düşünüyor, ubudiyetle, vücut ile. Mesnevi 224'te şöyle diyor, küçük alemi, bu büyük alemden de bahsediyor, küçük alemden, küçük alem için şöyle diyor 224 Mesnevi'de. İnsanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Böylece vazife perver, muallem, asker olmak noktası, beşinci sözde bahsetti, bunlara itaat mertebesindedir denilebilir. Şöyle bir şey var abi dedi. Ubudiyetten bahsettiğim kaldı. Kassam'ın 199'da bunu destekleyici şöyle diyor. Esas ubudiyet ki İslam'ın beş rüknü olan savm, salak, hac, zekat, kelime-i şehadet. Böylece abi oyunda az önce İslami şairlik kırmak diyordu ve hususi alemde ve umumi alemde ubudiyeti zıttı olan serseriliğe, serbestliğe götürmeye çalıştığı için İslam'ın beş rüknüne karşı savaşıyor. Böylece İslamiyet'e savaşıyor aslında. Oyunun maksadı İslamiyet'e karşı savaş olmuş. Hizb-ül Kur'an'ın mesleğinde şöyle bir şey var abi. Belki bazen kendine evvat namını veren ve cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habise musahhar ve maskar olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'an'ı ile onları tesir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Tılsımat-ı Kur'an'ı insanı kendine teslim eden şerirlerden kurtulmanın yoludur. İnsanı kendine teshir eden şerirlerden. Yani oyuncak yapmak. Yapan durumlarda. Meşguliyet de bunlar iyi olmalıdır. Aksi ise Erba abisinin oyuncağı olmayı netice verecek. Evet. Biraz adlıyım abi, biraz şeyimiz var. Hizb-ül Kur'an mesleğinde şöyle diyor abi, tarihçi hayat 87. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Doğruluk. Daha yalan söylememek. Sonra sırf sadakat, ihlas, sebat, tesanüklük. Neden? Küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti zıttır, sıdktır. Böylece oyunun mahiyeti yalan olmuş oldu. Vazifenin mahiyeti sıdktır diye burada istifade edeceğiz. Sözler
90 hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağı çevirdiği gibi kocaman bir Dirt Note'u da çeviriyor. Burada gemi alfakta sözler 82'ye göre çürüyaz. Enküste mektubat 225'e göre vücut. Dirt Note ise büyük harp gemisidir. Yani intizam altına girdikçe letaiflere inkişaf eden çocuk hükmündeki o adama sultanın askerlik vazifesi mertebesi, mertebe mertebe ihsan edildi. O öyle olunca da büyük harp gemilerine, onun mertebesine göre harpte vazifesi olmuş oluyor. Sözler 170, zira şu misafir hali dünyada nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şey nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalı olan şu hadisat-ı kerime tesadüf oyuncağı değildir. Değiller. Ve buradan abi şeyimiz kainatın içindeki nizam ve gaye hikmet nazarıyla görünür. Hikmetsiz kalana tesadüf oyuncağı görünür. Nizamsız, gayesiz görünür. Oyuncak kainatın nizam ve hikmetinin bozulması neticesinde tahakkuk ediyor. Yani oyuncak olan veyahut oyuna dahil olan nizam ve hikmete muhaliftir. Hizb-ül Kur'an ise kainattaki nizam ve hikmete, kavanini, rububiyete itaat ediyor. Davut! Buyurun abi. Şimdi üç tane kavram çıktı galiba. Oyun, oyuncak, oyuncu değil mi? Evet abi. Şimdi peki bir saatin oldu, yani o oyuncuyu devam ediyorsun da. Şimdi bize lazım olacak ya, ben şeyi hani edebiyatta gelişme sonuç. Evet. Hem de onlara da soru da veririz. Yani oyunu bize tarif et, oyunu bu asırda karşılıkları ne olabilir? Sonra oyuncağı bize bir daha tarif et, etmiştin de. Sonra bu asırda karşılıkları ne olabilir? Sonra oyuncu. Tarif et, karşılıkları nedir dedikten sonra bu zahir. Sonra biz onu oyunla içimize döneceğiz. Oyun, oyuncak, oyuncu. Kim bu? Burada kim o adam? Ona geçelim. Olur mu? O ana krokiyi çizdin. Ana şeyi yaptın ve mevzuyu da çok ilginç. Ömrümde ilk defa böyle bir ders duydum. Şimdi bize tarif et abi. Abi oyun küçük alemde ve büyük alemde melekut ile bağı koparıp İslamiyet'in karşı safındaki ordunun mesleği, işi, sistemi. Yani hiçbir şeytanın sistemi oyundu. Yani şeytanın hani demişti ya ben senin kullarına ihlaslılar hariç saptıracağım, yollarından çıkaracağım. Yani makasıdır, kainattaki makasıdır, rububiyet ve uluhiyetin ortadan kaldırılması için olan plan, sistem oyunu. Ha demek ki oyun bizi hakikaten koparan şey. Evet. Yani bu plan, adamın oyunu. Değil o plan. Şey, oyuncaksa işte abi, çıkaran malzemeler yahut bu malzemeler lehviyat, kebair, bidalar olduğu gibi bir de bu şuursuz olarak bu oyuna dahil olan da böylece oyuncak olmuş oluyor. Yani iki şey var. O zaman şu, beni hakikatimden koparmak plan bu, bu oyun. Yani derler ya, oyun ne burada, çöz, feraset. Ben senin dediğini kulasalamaya çalışıyorum. Beni hakikatimden koparmaya çalışıyor adamın planı. Buna muvaffak olmak için kullandığı malzemeler de oyuncak. Evet abi. Herkesi değişir, bu kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya değişir. Şimdi oyuncuyu tarif et bize. Abi oyuncu ise şuurlu bir şekilde şeytanın bu planına yardım eden. Vay be. Of. Şimdi bu zaman abi bunu tatbik edersek İslamiyet'in buradan tabi okuduğumuz için ben kendi istifadelerim noktasında kendi dilim döndüğünce ifade edecek olursam İslamiyet'in karşısındaki
her şey oyuna hizmet ediyor. Mesela evde bir eve bir televizyon girdiği zaman, hani şeytan eve aynı zamanda şeytan gelip oturacakmış. Evin baş köşesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden birisi bir asa veriyor da sahabeden birisi de git bunu o parlıyor. Onu evine götür, bir gölge göreceksin, o şeytan da onu kov diyor. Evin köşesinde diyor, siyah bir, ismini de söylüyor, yerini de söylüyor. Ortada televizyon yok ya, evin köşesinde siyah bir, 19. mektupta geçiyor merak edenler varsa, siyah bir şeytan göreceksin diyor. Gölge mi? Gölge, evet. Gölge göreceksin diyor, çünkü resimler gölge ya. Ondan sonra bu diyor, asa ile onu tard et. Asa da neydi bizde asa, külliyatta? Asa-i Musa. Evet abi, onu atladım, o da vardı. Tamam. Abi böylece, mesela biz bir işle meşgulken abi, vazifemizin haricinde çalışıyorsak, o bizim için oyuncak hükmüne geçiyor. Orada şöyle bir cümle yazmıştık biz. Mesela benim şu anda diyelim ki namaz kılmak veya derse katılmak. Şu anda yapmam gerekenleri, benim vazifem mi? Vazifem. Yapmam gerekenleri yapmayıp ne yapıyorsam o benim aslı vazifem değil. Yanlıştır o. Evet. Başka zamanda, evet. Başka zamanda, başka zeminde doğru olabilir. Demek ki oyuncular da böyle. Vay be. Evet. Bir daha bir şu var. Şöyle bir çıkarımımız oldu. Oyun sahibi şeytan planında abi hep kendisi bir şey yaratmıyor. Vücudi manaları alıyor, onu bozuyor, öyle sunuyor. Bozuyor, sunuyor. Yani vücudu bozuyor sürekli. Onun, bu yüzden hani inne şeyde şeytanın kendi zayıf ayeti. Şeytanın hileleri, oyunları pek zayıftır. Manası adem çünkü. Ademe çalışıyor. Yok. Aslında onun oyunu çok zayıf. Ancak bu devirde işte hayat-ı dünyeviyenin temini, gönlülük belası gibi. O 8 tane, 188 miydi, 187 miydi sözlerde? Şeytanın 8 tane mi bir tuzağı vardı? 8 galiba, 8 mi, 9 mu? Görenek, tirakilik. 8 abi, 8 evet. Ha, sayar mısın abi onu? Gaflet, bir, dalalet. Bir dakika. Gaflet, dalalet. Safsata. Safsata. İnat. İnat. Mugalata. Mugalata. Mukabere. Mukabere. İfal. İfal. Evet, İfal. Görenek. Görenek. Bunlar kullandığı malzeme bu değil mi? Evet abi. Bu 8 tane malzemeyi kullanıyor. Demek ki bir, oyun insanın hakikatinden koparıp, yani fıtratını bozmak. Adamın gayesi bu, oyun bu. Bunu yapması için kullandığı bu 8 tane malzeme, oyuncakları. Burada da insan suretinde insanları kullanıyor. Ya işte buna... Abi, kusura bakmayın, üzülüyorum. Abi şimdi Hizbul Kur'an, Hizb-ü Şeytan'ın 5 esası var yani. O 5 esas, işte hakka bedel kuvvete dayanması, fazilete bedel menfaati esas alması, hayatta kanunun teavün yerine cidel olması. Harika. Ondan sonra akvamlar arasındaki rabıtası, menfi milliyet olması ve bunlara karşı hizmeti ve ücreti olarak da heves ve hevesatı teşci ve tatmin etmesi ise abi bunları yaparak da insanı memsu edip abi mahiyetini hayvanlaştırıyor. Bu 5 çeşit, bu 5 esasa 5 hayvanı saymış ustalarımız. Ve hayvanlaştırıyor bunlar mı? Evet abi, şöyle diyor, şu medenilerin çoğu eğer içini dışına çevirsen görürsün, başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır, 5 tane.
maymunla, tilki, yılanla, ayı, hınzı. Aynen. Diye beş tane şey saymış. Burada şöyle dedik abi biz. Her şeyi hazır an olan hiçbir şeytan bulunduğu andaki kuvvetine dayanarak menfaat kastıyla yola çıkar. Kendi kanunu olan cidal ile fesat verir. Ancak kendi oyuncakları ve oyuncuları ve yandaşlarını beraber tutmak zorunda olduğu için onlara da menfi milliyetçilik rabıtasını sunur. Böylece çalıştırır. Hizmetlerinin karşılığı olarak ise hevayı tescih eder, hevesi tesyir eder, hevesatı, arzuları da tatmin eder. Bu oyunda insanı insandan çıkarır ve beş esasına karşı insan beş çeşit hayvanın siretine döner, insanlığın memsu olur. Yani insanlığın bozulma süreci ilk önce maymun. Evet abi. Yani ne derlerdi yaşar bu maymun, yani taklitçilik. Sonra geçer ne olur? Tilki mi diyor? Tilki oluyor. Bu sefer kendisini hani aldatıyor ya güya. Oysa nefsini aldanmış. Tilki. Tilki fıtratına döner. Üç. Sonra yılan olur. Yılan. Sonra ayı olur. Ayı. Sonra domuz olur. Şimdi size bir şey de paylaşacağım inşallah. Küçükçekmece dershanesinde benim odada ecdat yapmış. Böyle büyük duvarın epey büyük bir yerini kaplamış. Kalbin hani aldatan menfi sıfatlar var ya işte. Bir sıfat var ki fareye benziyor. Bir sıfat var ki tilkiye benziyor. Ecdat o sıfatları hayvanlarla simgelemiş. İnşallah onun resmi yapıp da size yayınlayacağım yani orada domuz, çakal, baykuş, tilki nasıl oluyor? Yani onu görünce böyle, bu sefer elimi hemen tuttum kalbime. Ulan dedim ya hep bu hayvanat bahçesi mi ya burası falan oluyor. Demek ki harika maşallah Allah razı olsun tek değilsin sen sunucusun. Grubunuza da ve dinleyenlere de tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ihsan cihanda aziz eylesin. Bu oyun, oyuncak, oyuncu. Oyuncular yani ne ilginçti yani. Demek ki insan şeytan bir şey imal etmiyor. Var olanı bozuyor galiba. Evet abi. Vazifeden abi vazifeye hakikisinden zerre miktar dönmek doğrudan oyunun içinde oyuncaklığa sebebiyet veriyor. Bak birisi bir şey yazmış. Hayat inanan ve salih amelleri işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Aliya İzebezgoviç diye Atakan yazmış. Ondan sonra bir Metin Büyükçinar herhalde berabersiniz değil mi Metin'le? Evet. O ne demiş? Metin okur musun abi sen kendi yazını? Okuyorum abi. Tercihlerin senin oyundaki suretin oluyor. Neyi tercih ediyorsan suretin o oluyor abi. Hangi müziği dinlemen, nasıl giyinmen de bunu gösteriyor zaten. Menfi oyuncu olmanı senin oyunun kimliğine göre biçimlendiriyor yani. Menfi oyuncu olduğu zaman o oyunun kimliğine göre. Bunlar da kuvvetlere göre abi. O kuvvetlere göre istidatlar da şeytan gelip oradan sana bir biçim veriyor. Onunla oynuyor. Kimisinde kuvveyi akliyle, kimisinde kuvveyi şehriyle. Ona göre bir biçim alıyorsun abi. Mesela zahiren bir örnek verirsek domatesin hani çekirdeğiyle oynarsa zahiren görünümde kırmızı bir şey ama hakikatta domates değil yani. Fıtratını bozuyorsun. İşte şeytan da fıtratı bozmaya oynuyor ilk önce ki. Yüzden senin küllü yaralı kesmeye çalışıyor. Yani kalbedilen günahlar, masivalar bir müddet sonra bu çevrenin kalbi böyle taytırıp bozuyor. Yani ayet-i kerime mahallinde de var ya abi. Onlar tekrar Rabbimizi tekrar döndür. Sana zikredeceğiz dediği zaman Rabbimiz de diyor ki onlar yine ayrıl olurlar. Değil mi yani? Evet. Evet. İşte bu halin cevheri bozuyorlar abi. Dünyevileştiriyorlar yani. Evet. Aslında bu serbest bölgenin bir başka taraftan anlatımı yani oyuncu oyuncak. Yani zahiden insanın hakikatta şeceresi yani zahiden sen oynadığın zaman sen zahiden insan görünüyorsun ama işte hayvan demin söyledim kardeşim. Ondan sonra maymun, tilki bu şeylere dönüyorsun. Beşinci yerinizde aklımın bir meyvesi oluyorsun. Yani o çıkarımı yazdım.
Peki Metin, kapatma Metin. Yani zahirde surete bu beden ama kimler oturuyormuş burada ya? Evet abi. Acayip yani, şimdi biraz kaçacağım ama nereden kaçacağım yani? Kaç yani, hep buradalarmış ya bunlar, yılan çakal domuzlar falan her şey. Abi bunlarla mücadele etmenin bir tek yolu var. Onlar oyun sahasının içerisindeler. Yani bu şu hususi dünyanın içerisinde hapsetmeye çalışıyorlar. Vahiy ile muhatap olduğun zaman bu oyundan çıkıyorsun. Onlarla çıkmanın tek yolu var. Vazifeni yapmak. O da cemaat. Çünkü oyun tefrika ile başlatıldı. Yani mesela düşünseniz abi, yani şimdi duruyorsunuz, siz dini anlatıyorsunuz. Adam oradan sana diyor ki, ne olacak bu Amerikanlı alim diyor, birdenbire sizi, yani böyle hileler var ya, yani. Birdenbire beni sokuyor içeriye, eneği sokuyor yani içeriye. Siz eneği sokmuş oluyorsunuz Amerikanlı alırken. Böyle oyunların bu şeylerden tabii çıkarttık biz kardeşler beraber de. Bu şey var ya, şeytanın hileleri mektubattaki, oradaki işte bulguca bunları taşıyarak şey yapıyor abi. İnsanın fena madenlerini bu 6 tane sıfatla aktif ediyor, ceyran veriyor gibi. Evet, tahrik ediyor. Ondan sonra sendeki hangisi zayıfsa, yani ona göre kabiliyet oluyor tabii. Sana göre zayıflık oluyor. Kuvve-i şehirlerinden buluyor seni. O bir bakıyorsun, sen o sahada oynuyorsun bu sefer. Yani böyle kimisini kadınla, kimisini erkekle, evet. Kimisini parayla, kariyerle veya ustadın dediği gibi hubuca, ene, menfi milliyetçilik, ondan sonra korku ele. Değil mi? Bu asırda çok iyi. Şu an diye korona ile vesaire diye adam davasından koparıyor ya korkuyu. Evet abi. Hatta abi şöyle bir şey düşündük de biz. Şeytan mesela bir adamın ölmesini istiyor mu? Şeytan bir adamın ölmesini ister mi diye düşündük. Bir örnek geldi bizim aklımıza. Allah Allah. Kuvve-i şehveyesi, yeme içme üzerine olan adam yiyor, hiç obezleşiyor. Ölecek yani. Artık elini kaldıramıyor. Onun için sadece yaptığı yemek içmek. Şeytanın oyun planında iyice pasifleşmeye başlayınca abi, bir anda adam bir gayreti var, bir şeyi var. Bir anda ameliyat olma, spor yapma gibi böyle bir hale giriyor. Bir bakıyoruz ki onu yapmasının nedeni sefahete dahil olmakmış. Yani güzel gözükmek için mi? Evet abi, yani oradan hubbuca, enaniyet damarlarını aktif etmek gerekiyor. Hmm. İşte böylece şeytan tabiri caizse bir teknik direktör gibi oyununda İlhamatıyla, telkinatıyla, böyle vesveseleriyle abi oyun kendi oyuncularına ve oyuncaklara sen şöyle yap, sen böyle yap diyor aslında. Yani ilk önce yediriyor, kuvve-i şehvenin ifrat mıdır? Evet. Sonra baktı ki bunu aldatamıyoruz, koltuktan kalkmıyor, fok balığı gibi o evde yani oturuyor. Oyuna hizmet edemiyor, aktif olması lazım, bana hizmet etmesi lazım. Hı. O yani kendine alet devşiriyor. O zaman diyor ki, hadi git spora git, hadi şey yap. Oysa gaye bunda ben namaz, ibadet, hizmete koşacağım değil, daha cakka yapacağım diye. Hayat içtimaiyede bozguncu aleti oluyor böyle. Elini namusun, çoluk çocuğunu bozacak, kızlarını bozacak belki. İsrafata sebep olacak. Değişik şeyler yapacak, böylece başka bir o pasifteki oyuncağını alıyor, aktifleştiriyor. Peki bu kilo işte mesela, bu müsbeti yok mu? Kuvve-i şehveyenin vasatı nedir o zaman? Abi kuvve-i şehveyenin vasatı iffet diye o fücur ve humut, ifratı fücur, tefriti humut, yani hiçbir şeyden istifade edememe helal. İstikametlisin İffet, yeme içme için dersek sünnet-i seniyedeki miktar. Bu da iktisat ve kanaat olmuş oluyor. Evet. Çok güzel. İktisat ve kanaat nimetin kabıymış.
nimeti tutuyor. Yani kap derken bu bir çanak değil, toprakmış. Nimeti hem tutuyor hem de neşonemalandırıyor, çoğaltıyor. Vay maşallah. Evet. Abi burada o zaman evvel ahir zahir batını da istifade edebiliriz noktasına verelim. bitirelim o zaman. Abi. Tamam, sonra sorular varsa soru alırız. Evet. Hakikatını abi, her şeyin hakikati evvelinden başlayalım. Evet. Evveli hakikatı, her şeyin hakikati kalpteydi. Kanuniyeti, her şeyin kanuniyeti akılda. Sureti serbest bölgede. Mahiyeti ise intikal edemedikleri için zaten Adem. Ha, bir dakika. Bu oyuncakların şeyi mahiyeti Adem, öyle mi? Evet abi. Vay be. Abi, Adem olduğundan dolayı demişti. Yani Hizb-ül Kur'an'ın neyse onun tam tersi. Mesela Hizb-ül Kur'an'ın vücudi. Onlarınki zıttı olan Ademi'ydi. Vay be. Hizb-ül Kur'an'daki Sübuti mesleği. Sübuti olduğunda onu ani diye yazdık ama ani yani. Ana bakıyor. An. Hizb-ül Kur'an, evet. Tamirken bunlar tahrip. Hizb-ül Kur'an hareketken bunlar atalet için. Oyunu atalete götürüyor. Bir de söyler misin bunları sayarken bir de durandırın. Hizb-ül Kur'an vücudi abi. Hizb-ül Kur'an vücudi. Bunlar. Hizb-ül Şeytan Adem'i sonra. Hizb-ül Kur'an subuti. Hizb-ül Kur'an subuti. Hizb-ül Şeytan hazır an. Anda yaşıyor. Mazi ve mustakbelden kopuk şimdiki zamanda yaşıyor. Ne istiyorsa nefsi onu yapıyor. Evet abi. O sabit bir hali yok onun o yüzden. Sürekli diye o... Devamlı değişiyor. Evet değişiyor. O zaman dur. İşimize yarayacak bu. Anda yaşayan, yaşadığı için nasıl bileceğiz? Devamlı hisleri ifrat ve tefritte oynar. Bir kararı yok. Bu adam demek ki bu şeytanın şu anda komutası altında olduğunu bilmesi lazım. O zaman bana şöyle bakıyor. İkide bir doğrularım, yanlışlarım, isyatlarım, dostlarım, düşmanlarım, hahullarım değişiyorsa o anda bu şeytanın safındayım. Anlayacağım. Evet abi. Şuursuz olabilir. Şuursuz olarak şuurlu düşmana hizmet etmiş oluyor. Yani o ağa düşmüş oluyor. Vay be. Sonra? Hizb-ül Kur'an tamir ediyor abi. Hizb-ül Kur'an tamir ediyor. Hizb-ül Şeytan? Tahrip ediyor. Hizb-ül Kur'an hareket. Hizb-ül Kur'an hareket bu? Atalet. Evet yani o aynı hali kalsın. Dünyaya sabit diyor yani eyvah aldandık şu hayatı dünyayı sabit zannediyor. O sabit. Böylece kendisine bir makam veriyor, ene veriyor. Kendinde bir hak biliyor. Kendinde bir kuvvet biliyor. Böylece mübareze ediyor. Kainattaki kanunlara. Bir de şu olur mu? Davut'un bu. Bu hareket atalet. Şimdi Allah Celle Celaluhu şöyle bir kanun koymuş fıtratta. Neşunaması için celali ve cemali tecellilere hareketlenmesi lazım. Standart, yeknesak, sabit bir hayatı Allah istemiyor. Mesela bir sene, üç sene, beş sene önce bir yerde, bir şeyde şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk, bir derece iyiydik. Şimdi bunu Allah niye değiştiriyor? İnsanın bir kararda kalmasın, terakki etsin. Ama şeytan müdahale ederse hep o anı istetir, geriye dönük. O zaman biz anlayacağız ki şu anda şeytan bana müdahale ediyor. Niye? Standart bir hayatımı istiyor. Standart hayat yok. Abi bir de bunun şimdi bunun da insanda bir aşkı beka var ya abi, onu böylece abi aşkı bekayı Adem hesabına çalıştırıp dünyayı sanki bakiymiş gibi böylece gösteriyor. O da antika çok, evet. Yani o arzu ve isteklerin hepsi olmasını ister. Hani Ahmediye'de geçiyordu. Büyük zat demiş ya, efendim müridi demiş. Efendim son tavsiyeniz nedir demiş. Ahmediye'de geçiyor, görmüştüm. Demiş ki evladım gittiği yerde haşa tanrılık iddia etme, peygamberlik davasına kalkışma. Yani bu yiyilip yutulacak bir şey de değil yani bu laf.
Yani ben haşa menfi de Allah demiyorum, Tanrı diyorum, menfi. Kur'an kullandığı için öyle menfi, tanrıları diye. Şimdi yani tanrılığı iddia etme. Bu ne demek? Her isteğim olsun. Bu tanrılık iddiasıdır. Herkes beni sevsin. Herkes bana itaat etsin. Bu da peygamberlik davası. Onun için bu dünyada böyle celali ve cemali atmosferi yaşamamız gerekiyor. Ama bunu şeytan böyle değil, böyle istiyor. Evet. Abi Hizbül Kuman hudutta istikamet. Ha, hudutta, hudutta haddini bilip hududunda kalır. Onu da ne sağlar? Her gün 5 vakit namazları koyması insanın böyle sürü hareketiyle değil istikametini belirliyor. Benim saatim belli. Bu iki arasında da mubahtır. Demek ki haddini hududunu bilmeyi koyuyor. Hizbü şeytan ne yapıyor? Haddi aşıyor. Haddi aşıyor. Vay be. Haddi aşmanın şeyi günahın kendisidir. Mesela haddi ortadan kaldırmak var ya, parkur, koşucular var, yüzücüler var. Onu kaldırmak manasında nedir? Mesela namaz kılmamak, oruç tutmamak, tesettüre girmemek. Tamam mı? Gözünü haramdan, evin meşguliyetini telefondan, şundan buna çekememek. Yani haddi kaldırdın mı artık bir havuz düşür. Düşün yani yüzücüler var, sırası var, parkuru var. Hat kalktı. Koşucular var, çizgisi kalktı. Vesaire ne olur? Arabalar yarışı kalktı, motorlar kalktı gibi, evet. Haddini aşmak yani istidat ve kabiliyetlerin istikametinden koparmanın şeyi sağ ve soluyla meşgul etmek. Abi bir de öyle haddi aşınca herkes bir tarafa savrulur ki o da tefrika olmuş zaten. O zaten evet. Oyunun amacı oydu yani. O zaman dengesini kaybediyor, sağa sola fırlıyor demek. Evet. Hizbül Kuman akıbeti düşünmek mesleğinde var. Mesleğinde akıbeti düşünmek yani dünya hayatını yaşarken doğrudur, yanlıştır, yapmam, demem. Nereye göre? Ahireti esas almış, burada şekilleniyor. Ahireti esas alanın dünyası şekillenir. Hiç bu şeytan ne yapar? Hazır lezzete müptela. Ya önündeki ahireti ölçü yapmaz. Yani ne istiyor? Hadi eselim. Hadi şuraya gidelim. Hadi bunu giyinelim. Aynadan çıkmaz. Telefondan ayrılmaz. Tabii ki sıkılır. Hadi şuraya gidelim, buraya gidelim. Demek ki anda yaşar. Ahireti esas almamaktan kaynaklanıyor. Sonra? Hizbül Kuran'ın mesleğinde ubudiyet. Ubudiyet var. Yani ubudiyet namaz niyaz değil. Yani aç, fark, noksan, kusurunu bilmekten haddini koyar. Aczini, fakrını, noksan, kusurunu derd eden adam bu ubudiyettir. İbadet ise bunların eyleme, bu haletin eyleme dönüşmüş hali. Hizbül şeytan ne yapar? Serserilik, asilik vazifeden kaçmak. Serseri, asi vazifeden kaçmak. Serseri demek serseri. Yani hiçbir şey yerinde değil. Yani mesela bir adamı tutsan çevirsen böyle. Ne yapar? Başı döner. Başı dönünce ne yapar? Hiçbir şeyi sabit görmez. Hiçbir şeyi sabit görmez. Evet, hiçbir şeytan. Kameranın sesine bak bakayım, pili mi gitti? Evet. Sonuncusunda da abi nefs-i emmarenin firavuniyetinin serbestliğini kırmak. Kabul. Ha, bir de Hizbul şeytanın? Bunu şöyle, 30. sözden şeyle, enaniyetin ifrat ve tefrit hali dedik. Niye burada firavunluğun serbestliğini kırmak dedi. Firavunluk, nevrutluk, şeddatlığı da 30. sözde anlatıyordu. O yüzden enaniyetin ifrat ve tefrit hali kaçtı. Çok güzel. Hafıza donuyor. Tamam. Bitti mi böylelikle? Tamam, otur. Bitti abi. Allah razı olsun, maşallah, tebrik ediyorum. Yani tebrik etmemek mümkün değil. Çünkü
değişik bir bize atmosfer vesile oldun. Yani sifsel takdim edici Metin kardeşim. Metin ve kaç kişi çalışıyorsunuz beraber? İki kişi çalışıyoruz abi şimdilik. Maşallah ya, tebrik ediyorum. Hakikaten iltifat için demiyorum da hiç böyle, ben böyle bir orijinal bir dersin, ya demek ki külliyatta her şey varmış ya. Oyun var, oyuncak da varsa var her şey ya. Abi tebabuk oldu bu iltifat, bu kriz. Arkasından oyun oyuncak, bundan sonra da sanki tembim gelir gibi düşünüyoruz kardeşler, tembim çalışalım diye. Çok acayip ya. Tembim çok ilginçtir. En acayip kullandığı silah tembimde uyutma. Allah'ın kanunu bozmanın en büyük alameti şu. Mesela vecana nöme küm subata. Geceyi istirahat, gündüzü maaşet için yaptım. Şeytan ne yapar fıtratı bozmak için? Gece sabah oturtturur, gündüz sabah, gündüz oturtur, yatırır, gündüz yatırır. Gece oturttur. Gece oysa karanlık battaniyedir, örtü yapmış. Allah gece yatın, istirahat edin diyor, adam çalışıyor. Gündüz maaşet için diyor, fok balığı gibi yatıyor birlere ikilere. Bu ne yapar? Fıtrat bozuldu. Ben niye kendimi iyi hissetmiyorum? Ben de onlara diyorum ki hakikaten ya, ilk önce onu soruyorum. Gece ayakta mısın diye soruyor kendini iyi hissetmeyenlere. Ayakta mısın gece? Evet diyorsa tamam kardeş. Kendimi kötü hissediyorum. İkinden sonra yatmayacaksın. Başka tefekkürlü bir mesleğin var mı? Neyse, hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı katılan arkadaşlardan? Peki. Geceniz mübarek olsun. Allah iki cihanı da aziz eylesin. Haftaya kimdi? Allah razı olsun. Haftaya o kardeşimiz Fatih Kiraz mıydı? Peki, inşallah haftaya o kardeşimizi bekleriz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.